Sence bugün ne olacak? Trabzonspor bu transferleri veya bu transferlerden birini halledebilecek mi? Yani benim Galatasaray maçı için öngördüğüm 11'de Abdülkadir Ömür var sahada. Galatasaray'ı kestiremiyorum. Galatasaray'ı çok kestiremiyorum. Çünkü dediğim gibi yani henüz potansiyelinin tam sahaya yansımadığı bir takım var Galatasaray adına. Uğurcan, sence Galatasaray maçına nasıl bir ruh haliyle çıkacak? Asist analiz ekranlarında Trabzonspor gündemiyle bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum Erdal Hoş, kendisiyle Bordo Mavililer'deki son gelişmeleri konuşacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bu hafta Trabzonspor için çok önemli bir hafta tabii ki. Önemli bir karşılaşma var. Galatasaray maçı. Bu maçla ilgili ayrıntıları konuşalım. Ama onun öncesinde önemli bir durum daha var ki bugün transferin son günü. Çok şükür. Artık transferler bitiyor ve Trabzonspor için de özellikle konuşulan sol bek transferi için son gün diyebiliriz. Taraftarların böyle bir beklentisi var çünkü. Biz daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Sen bu durumun hallolduğunu düşünüyorsun, biliyorum. Ama taraftarlar hala bir sol bek transferi bekliyor Trabzonspor'dan. Şimdi şöyle ufak bir hatırlatma yapalım. Azarovic'in oldukça ilerlemişti görüntüler ama evet, kulüp başkanı çok da büyük bir teklif yapmasına rağmen Trabzonspor'un istemediklerini, yani kabul etmediklerini söyledi. Azarov'un devam edeceğini söylediler. Azarov'un kulübüne res çektiği haberleri çıktı. Bunun yanında tabii ki bir B ve C planları da hazır Trabzonspor'un bugün için. Bu isimleri de hemen söyleyeyim, hepsini toplam konuşalım. Valencia'dan Toni Lato ve Mainz'dan Aaron Martin de bu isimler arasında. Sence bugün ne olacak? Trabzonspor bu transferleri veya bu transferlerden birini halledebilecek mi? Yani ona dair bir tahminim olmaz, sadece temennim olur. Olursa ilki olsun, olmazsa olmasın. Yani hiç olmasın. Trabzonspor'un daha fazla kadro şişirmesinin anlamı yok. Bence. Bir panik transferi olması. Yani olmasın. Evet. Evet. Yani ilki olsun. Çünkü niye? Gelecek vadeden. Şu anda oynamasa da bir sorun çıkmayacak. Yani sonraya dönük. Ben hep söyledim. Yani transfer başlandığı andan itibaren, transferin başladığı andan itibaren söylemeye çalıştım. Sesimle ilgili yutuyorum değil mi bazen? Kusura bakmasın dinleyiciler. Evet. Şunu söylemeye çalıştım. Başlangıçtan itibaren. Eğer böyle tecrübeli oyuncular alıyorsanız mutlaka yatırım transferleri de yapmak durumundasınız. Zorundasınız. Çünkü elinizdeki ne diyeceğiz ona, değerlerin, katma değerinin artması gerekir ekonomik olarak. Çünkü bugün artık futbolu ekonomiden bağımsız konuşamayız. Dünyanın hiçbir yerinde ekonomiden bağımsız konuşamayız. Dolayısıyla spor kulüpleri, futbol kulüpleri önemli ölçüde artık bir finansal hareketlere, finansal olayları kontrol etmek zorundalar. İşte Barcelona örneğini gördük. Yani değil mi? 10 sene önce hepimizin övgüyle bahsettiği, altyapısını övgüyle bahsettiği bir kulüp. Bugün ne hale geldi? İşte 3 milyon euro aman oradan tasarruf edeyim de o Beşiktaş'a gitsin değil mi? Daha yeni 60 milyon euroya transfer ettiği bir oyuncu. Ne kadar bir anda değişebiliyor ki bizim kulüplerimiz zaten bu konuda ne yazık ki kötü. Dolayısıyla Trabzonspor'un hep söylüyorum sürdürülebilir bir kadro. İyi kadroya eyvallah ama benim için daha önemli olan sürdürülebilir bir kadro. Bu kadro bu sene şampiyon olmazsa önümüzdeki senede bu paralar ödenebilir mi? Bu maaş bütçesi ödenebilir mi? Hep derdim bu. Bu kadronun ya da bu bütçenin sürdürülebilir olmasının yolu bu kadroda mutlaka oyuncu satılacak konuma gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla öyle arıyoruz. İşte var birkaç tane var aslında potansiyeli olup yarım kalmış. Hem Abdülkadir hem Dorukhan'a aynı şeyi koyabiliriz mesela bu anlamda. Yabancılar içinde de bir ikisi belki bu sene atılım gösterirlerse o düzeye gelebilir. Satılmasa bile değeri artması gerekiyor mutlaka. Yani değeri artması, değeri arttıracak oyuncu transferi yapması lazım Trabzonspor'un. Bir konuda, sirkülasyon olması lazım. Evet, bu konuda itiraf edeyim ki Fenerbahçe ve Galatasaray bu sene bir adım öndeler. Bu konudaki transfer politikalarıyla Beşiktaş ve Trabzonspor sanki daha zenginmiş gibi davranıyor bu sene itibariyle. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray daha sonrasını düşünerek transfer yapıyor gibi. Tabii o da sürdürülebilir mi? Türkiye'de böyle de bir problem var yani. Hiç kimse başladığı yolda birkaç sene sebat etmeyi denemiyor yani. 6 ay sonra olmadı, ötekine dönelim, olmadı, ötekine dönelim şeklinde. O yüzden yani transferin son günü evet Trabzonspor'un sol bek mevkisi aksıyor. Yani bu çok net. Ben hala ve ümitle ve ısrarla İsmail Nora'yı inatla, bir Karadenizli inadıyla İsmail Nora'yı halledebileceğini düşünüyorum. Hala ümitliyim, pes etmedim. İzleyiciler kızacaktır ama ben evet bu hafta da İsmail'le bence de kızacaklar. Zaten bana da öyle geliyor. Tahmin ediyorum kızacaklar ama ben hala orayı İsmail'le hatta belki işte kupa maçlarında falan bir Arif'i görme şansımız olur. U19 takım oyuncusu. İnşallah. Onlar da bu sene daha önce söylemiştim ama bir kere daha hatırlatayım. Avrupa'da oynayacaklar.
Dolayısıyla hani oradan da bir iki oyuncunun belki hani en azından kupa maçlarında birkaç gördük kez. Çünkü Abdülkadir ve Yusuf'u biz, Yusuf'u özellikle ilk kez kupa maçında fark etmiştik. Evet. Kupa maçlarının öyle bir tarafı var. O da iyi bir şey. Yani onun dışında artık transfer diye bir gündem benim için yok yani. Olursa olur, olmazsa da vay niye olmadı. En azından ben demem yani. Yani bir mevki, bek mevki önemli. Kesinlikle önemli. Ama hep söylediğim bir şey var. Eğer orada Vakame oynayacaksa öyle oynayacak. Onun başka şansı yok. Vakame'nin arkasındaki sol bekin çok çok fazla nitelikli olması gerekmiyor. Oyun aklının yüksek olması kafi. Özellikle savunma anlamında oyun aklının yeterli olması kafi. Ben İsmail'in onu yapabileceğini düşünüyorum yani. Ben hala inatla onu söyleyeceğim. İsmail ben ne kadar yapacak. Sürer yapmalı peki yani. Bu inadın? Ya İsmail de var ya bana çok minnettar olmalı. Evet yani. Ben de öyle düşünüyorum. Ben ihtiyarlara bu kadar şey vermem ama şartlar onu zor. Sen ama o ışığı gördün İsmail'de. Evet, o evet, öyle. Evet evet. Yani geçen seneki Rizespor performansıyla birlikte düşünüyorum yapabilir. Ve tekrar ediyorum ben bir oyuncunun tedirginliğini birkaç hafta iyi bulurum. Yani tedirginse dert ediyordur. Dert eden adam yapar ya. Yani o düzeylere gelmiş İsmail. Beşiktaş'ta oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Yani sonuçta yapar. Tecrübeli bir oyuncu. Yani o kadar tecrübesine rağmen. O kadar tecrübeye rağmen hala şu tedirginlik benim hoşuma gidiyor. Evet. Çok hoşuma gidiyor. Yani. Peki. Aşacaktır diye umuyorum. Ama yani transferle ilgili hani bir son dakika bundan nefret ediyorum. Son dakika transferinden nefret ediyorum. Transfer beklemekten nefret ediyorum. Ya bu sene çok güzel başladı Trabzonspor. Keşke işte sol bekte keşke bu saçma yabancı kuralı çıkmasaydı her şey hallolsaydı. Evet, o biraz sıkıntı yaşadı Trabzonspor. Ama oldu artık yapacak bir şey yok. Ama yine genel sadece Trabzonspor için de geçerli değil bu her takım için. Tabii tabii. Beşiktaş çok iyi transferler yaptı ama onlar da kadro mühendisliği açısından kolay olmayacak onların da işi bence. Yani çok nitelikli, çok değerli adamları kulübede tutmak zorunda kalacak Beşiktaş'ta. Evet. Genel olarak Trabzonspor'un ama transferlerine baktığımızda sonuçta toplam 9 transferi var bu sezon itibariyle. Oldukça iyi bir transfer evet. dönem geçirdiğini ama şöyle bir yanılgı var. Hani sanki Trabzonspor çok transfer yapmış gibi. Trabzonspor önce yaptığı için. Tabii. Evet. Hala zihinlerde 5-5'ler daha fazla transfer evet. yaptı. Doğal olarak belki yani geliri arttığı için. Galatasaray keza son anda bugün de şimdi birini alıyorlar galiba değil mi? Son evet. dakika orta sahaya. Ama o hafta sonu yetişmez herhalde. Yetişmez diye düşünüyorum. Peki o zaman Galatasaray maçını konuşalım. Ayrıntılı konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta birazcık konuşmuştuk evet, ama aynen bugün daha ayrıntılı konuşuruz. Şimdi iki takım için de tabii ki oldukça önemli bir karşılaşma. Trabzonspor için bir önemi daha var çünkü şöyle bir istatistik var izleyicilerimizle de paylaşalım zaten çoğu da biliyordur. En son 17 sezon önce 4 hafta üst üste maç kazanmış bir Trabzonspor var. O yüzden bu hafta eğer Galatasaray'ı geçerse 17 sezon sonra ilk 4 haftada galibiyetle kapatmış olmuş olacak. Olmuş. 17 sezon mu? Evet. Hatta sonra 2004-2005 sezonu Ziya Doğan'ın görev yaptığı sezon. Ziya Hoca, Fatih Şimkol ve Gökdeniz'i. Tamam. Evet, o sezon. O yüzden önemli bir karşılaşma Trabzonspor için. Çünkü liderliğini korumak isteyen bir Trabzonspor var. Büyük maç. Oldukça da kritik bir karşılaşma olacak. Sen nasıl bekliyorsun Trabzonspor'u? Önce onunla başlayalım. Şu sakatlar meselesi tam netleşmedi. Yani dün Cornelius girdi. Dolayısıyla Cornelius'un oynayacağını varsayıyoruz. Dolayısıyla oraya onu koyabiliriz. Evet. Gervinho sanırım hala beklenilen düzeyde bir iyileşme sağlamadı. Dolayısıyla Gervinho olmayabilir. Gervinho'nun olmaması kötü. Şu anlamda kötü. Trabzonspor'un hücum hattında savunma arkasına koşu yapan tek adam. O yüzden. Burada emin miyiz Gervinho'nun forma giymeyeceğinden? Yok, çünkü yok. Emin değiliz. En son çıkan haberlere göre forma giyebileceği i̇htimal, yüksek ihtimal gözüküyordu. İhtimal dahilinde ama yani olmama ihtimali de var hala. Ama benim en çok önemsediğim kim? Perez. Çünkü evet. Gervinho olmadığında orada Abdülkadir denerse hoca ömrü. Perez'in hücum özelliklerinden daha çok istifade edebilir Trabzonspor. Öte yandan hani Galatasaray'ı ilk 3 hafta itibariyle Galatasaray'da gördüğümüz en büyük sorun ne? Savunma önü göbeği yani. Evet. Bütün Galatasaraylılar bir transferle oranın çözüleceğini zannediyor. Bütün Trabzonsporların Berat olmasa çözüleceğini zannettiği gibi. Ben öyle bakmıyorum yani. Son yedikleri golde de mesela evet Taylan ama sadece o değil yani Muslera ile başlayan ona kim yaklaştı o anda... Hepsini beraber düşünmek lazım. Evet ama hala Galatasaray'ın şurası sorunlu gibi görünüyor. Yani o bölgede Trabzonspor yani hamşik baskı ne kadar yapar? Belki ona yakın Siyopsis oynarsa daha yani Berat yerine Siyopsis'le başlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu sefer de işte Abdülkadir Ömür mecbur o zaman. Yani benim Galatasaray maçı için öngördüğüm 11'de Abdülkadir Ömür var sahada. Gervinho sonra. Belki maçın ikinci yarısında ama Gervinho'nun da olması önemli. Niye önemli? Tekrar söyleyeyim. Savunma arkası koşuları. Özellikle skor alınabilirse, ilk yarıda öne geçebilirse Trabzonspor. Sonra girecek bir Gervinho çok daha etkili olabilir. Ama maçın başında bu Galatasaray'ın göbeğindeki sorundan, 6 numara dediğimiz bölgedeki
savunmanın önündeki bölgedeki sıkıntısından istifade edebilmenin yolu dinamik bir siyopsis. Yani o orada basacak diye değil ama orada yapılan baskılara doğru yerde konumlanarak destek vermesi için. Hı hı. Bence maçın kilit şeyi orası olacak gibi duruyor. Molde ve Roma maçına bakarsak eğer, sence Galatasaray bu iki takımdan, bu iki takıma göre farkı ne? Trabzonspor çünkü evet Molde maçını kazandı, iyi de bir futbolla kazandı. Şimdi Galatasaray'a baktığında Molde ile bir... Yok kazanmadı, turu geçti. Beraber kalıp geçti, turu geçti. Evet. Ama oyun olarak öndeydi. İki maçta evet, da oyun olarak öndeydi. Roma maçını da Trabzon bölümünde en azından oyun olarak çok geride değildi diyebiliriz. Galatasaray'la ilgili şöyle bir şey var. Şimdi 15 gün önce gördüğümüz... Galatasaray'ın bu kadrosu gelecek vadeden bir kadro. Evet. Bu geleceğin içini ne kadar süre ile dolduracağı merak konusu ya da meçhul. Hı hı. Yoksa bu kadro sabredilirse bu kadro çok dinamik bir kadro olur. Gerçekten olur. Ama dediğim gibi gelişim ne kadar hızlı ve ne kadar sürede olacak bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla Trabzon'da hangi Galatasaray'la 15 gün az süre değil mesela. Evet. Trabzon'da tabii. Hangi Galatasaray'ı göreceğimiz konusunda çok emin değilim. Daha geçen hafta da söylemiştim, bu hafta bir daha güçlüsün. Çok emin değilim. 3 aşağı 5 yukarı hangi Trabzonspor'u göreceğimiz eminim. Belki 1-2 farklı oyun planı var yani. Sahada Gervinho ve Berat olursa başka türlü, Siopsis ve Abdülkadir ya da Siopsis ve Canini olursa başka bir oyun. Ama sonuçta her oyunu 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. Evet. Galatasaray'ı kestiremiyoruz. Galatasaray'ı çok kestiremiyorum. Çünkü dediğim gibi yani henüz potansiyelinin tam sahaya yansımadığı bir takım var Galatasaray adına. Ve bu aradaki geçen 15 gün bu potansiyeli ne kadar potansiyele ne kadar yaklaştığını ölçebilecek durumda değilim. O yüzden bir de çok farklı Galatasaraylar da izledik ya. Bravo. Evet. Çok inişli çıkışlı Galatasaraylar izledik. Trabzonspor adına o iniş çıkışı bir tek şey maçında söyleyebiliriz. Giresunspor maçında söyleyebiliriz. O da zemin, yorgunluk, kadroda 3-4 oyuncunun değişmesi. Evet, ona öyle. Ha, yine kabul edilebilir mi? Bence kabul edilmez. Yine de oyunun standardı bu kadar aşağı düşmemeli. Hı hı. Çünkü ligin ortalarına doğru sizin böyle sakatlıklar vereceğiniz herkes verecektir. Tabii. Dolayısıyla 2-3 oyuncu olmadığında da oyunun belli bir seviyede durması lazım eğer yarışta olma iddiasındaysanız. Yani bu da bir gösterge benim açımdan. Beşiktaş'ı düşünün mesela geçen sene. Sene sonuna doğru. Aboubakar gittikten sonra Beşiktaş'ın oyunu çok düştü. Ama Beşiktaş'ın şansı rakipleriydi. Evet. Trabzonspor'a haklı olarak diyorlar ya. Ya biz yarışsak bir tane puan kaybetmez son 8 hafta takım. Evet. Beşiktaş son 8 hafta kaç? 5 maçta falan puan kaybetti. Tabii bir yine şampiyon oldu. Yani 5 maçta puan kaybetti. Yine şampiyon oldu. Yani orada rakiplerinin şeyi yoksa Beşiktaş'ın oyunu düştü aslında. Yani bir oyuncu eksilmesiyle tabii çok belliydi. Düştü. Evet, çok net düştü. Belliydi. Dolayısıyla hani o seviyeyi tutturmak önemli. Giresunspor maçını o açıdan önemsedim. Hı-hı. Olumsuz anlamda önemsedim ne yazık ki. Sonuç ne olur onu kestirmek çok kolay değil. Yani hiçbir maçın sonucunu kestirmek kolay değil. Ama oyunu da kestiremiyorum, tekrar edeyim. Yani nasıl, hani mesela Sivasspor maçını aşağı yukarı kafamda oynuyordum yani. Hani şöyle olur. Yani bu maçı çok öyle oynadım. Çünkü gerçekten Galatasaray'ın reaksiyonunu ölçemiyorum. Ölçemiyorum. Yani onu bekleyip görmek lazım. Ancak maça kadar göre. Bir noktaya daha değinelim. Şimdi şöyle bir durum var ki dün üzücü bir gündü bizim için. Amili takım Hollanda'ya 6-1 yenildi, mağlup oldu. Kalede Uğurcan vardı. Uğurcan hem milli takım için hem Trabzonspor için hem genel olarak Türkiye için çok önemli bir oyuncu. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Ancak tabii ki de önümüzde yani Trabzonspor'un önünde bir Galatasaray maçı var. Uğurcan'ın da moralman çöktüğünü söyleyebiliriz. Çünkü 6 gol yedi, motivasyonu şu anda iyi değil. Hı-hı. Ve bir an önce toparlanması gerekiyor. Hı-hı. Trabzonspor'da teknik heyet bu konuyla alakalı bir önlem aldı mı? Uğurcan'a ekstra bir motive sağlanıyor mu ya da daha çok üstüne düşülüyor mu? Uğurcan sence Galatasaray maçına nasıl bir ruh haliyle çıkacak? Kaleciler farklı adamlar olmak zorunda. Takımın diğer oyuncularından farklı adam. Çünkü kaleciler yalnızdır. Evet. Yalnız adamdır kaleci. Uğurcan da bence Altay'da, Türkiye'deki iyi kalecilerin hepsi de bu konuda güçlü karakterde. Zaten iyi kaleci olmanın birinci şeyi o. Yani bu tip streslerle başa çıkabilmek. Çünkü kalecilik dediğiniz şey dediğim gibi yani çok ciddi bir psikolojik baskı var. Atan değil yiyensiniz siz. Yani bir anlamda edilgensiniz. Yani çok zor bir şey bu. Evet. Onunla başa çıkmak çok zor bir şey. Dolayısıyla ben Uğurcan'ın hani o konularda bugüne kadar gördüğümüz Uğurcan'ın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani Uğurcan'la ilgili moral bozukluğu, Uğurcan kendisi bile ekstra bir teknik heyetin öyle bir gayretine bile gerek yok. Uğurcan kendisi bile onu aşabilir yani ben o konuda. Hı. Zaten öyle olmasaydı
Yani şu son 3 aydaki gerginlik hem Uğurcan'ı hem Altay'ı bitirirdi yani. Ya dün de yine bitirirdi. Üstüne de gerginlik eklendi. Yine sosyal medyada bir sürü şey konuşuldu. Bunların ben açıkçası tam tersi, etkilenmelerinden korkuyorum. Yok tam tersi bence güçlenerek çıkacak ikisi de. Umarım öyle olur. Tam tersi bu süreçten güçlenerek çıkacaklar. Hatta iyi de test oluyor onlara bence. Yani. Öyle yani mi? Çok değil mi? Daha genç yaşlarında. Çok çok iyi bir şey dönemi geçiriyorlar yani. Zor şartlarda yetişiyorlar. Bence evet. İyi bir inşallah ikisi de Avrupa'ya gider. Bu stresi yaşamış umarım. Olarak çok daha rahat ederler inşallah. Peki çok teşekkür ederim. Çok oradan sorun çıkacağını zannetmiyorum yani. Var mı eklemek istediğim bir şey? Eklemek istediğim bir şey hani şu puan kaybı olacak. Bu hafta değil, sonraki hafta olacak, sonraki hafta olacak. Önemli olan bakın tekrar söyleyeyim. O puan kayıplarından sonra verdiğiniz reaksiyon. Yani mutlaka olacak işte yakın olarak geçen sene Beşiktaş'ın örneği. Sonraki reaksiyon çok önemli yani oradaki camianın, kadronun, teknik heyetin, taraftarın reaksiyonu çok önemli. Eğer o reaksiyonu doğru verebilirseniz yani bir puan kaybı olur. Sonuçta Trabzonspor'un iyi bir kadrosu, iyi bir teknik direktörü, teknik direktörle uyumlu bir yönetimi var. Ve yani bundan sonra olası puan kayıplarından sonraki reaksiyona odaklanması gerekiyor camianın. Bunu başarırsa Trabzonspor yarışın içinde olacaktır. Yani. Evet, orada takılıp kalmamak bekliyoruz. Gerekiyor. Evet. Önüne bakmaları evet. Her takım için. Ama hani bunu bu hafta için söylemiyorum yani. Hı-hı. Ama yani olacak mı? İlla ki olacak. Şu anda olmadı, 3 hafta olmadı diye. Bir gün olacak mı? Bu hafta olur mu? Yani ilk bakışta çok kolay gibi gelmiyor. Hani daha Trabzonspor ölçebildiğim kadarıyla daha önde gibi görünüyor. Ama tekrar ediyorum hangi Galatasaray olacak bilmiyoruz. Peki çok teşekkür ederim tekrardan. Erdal Hoç'la Trabzonspor gündeminin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.